Bugünkü maçtan sonra genelde basketbol maçları ne olursa olsun, iyi veya kötü olsun, ben de genelde olumlu duygular, tetikler hı hı. şimdi çok can sıkıcı yani. Golden State aslında kendi planlarında müthiş bir maç oynar. Yani hücumda 27 asist yaptılar. Zaten Golden State'in biz 25-30 asist yaptığı zaman ne kadar iyi oynadığını biliyorum. Derin bir havuzda, yüksek seviyeli bir maçta, yoğun bir maçta, maçta olmayanlar belirleyici olur. Yapılamayanlar, becerilemeyenler, eksik kalanlar. <laughs> Sokratestan herkese merhabalar. Amerikan mutfağın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Kan Kural'la birlikte yani dördüncü maçı olaylı demiştim Kaan abi ama 5. maçı özetleyecek sözcük yok yani. Aynen. Çok dramatik bir maçtı. Aynen. Yani duygusal anlamda atıyorum 2016 NBA finalleri 7. maçı, 2013 NBA finalleri 6. maçı belki daha iyi maçlardı ya da daha büyük ortada kumarlar vardı ama bu maçta duygusal olarak beni içinden çekti böyle. Yani şey oldu. Hani maçın sonunda yorulduğumu hissettim ve sabah uyuyamadım zaten eve gittikten sonra. Durant'ın sakatlığından detaylı bahsedeceğiz ama Durant'ın sakatlığı her şeyin önüne geçti herhalde. Eh geçti. Yani bugün herkes mesela çok ilginç bir NBA finali yaşıyorsun. Onun heyecanı onun şeyi. Yani öyle bir şey oldu ki ya benim mesela anormal tadım kaçtı. Yani hani her şeyin önüne geçmesi. Sonuçta spor dediğin şey aslında sende hissettirdiği duygularla bir şey ifade ediyor bir varlık ifade ediyor yoksa yani o 60 o atmış, kazanmış ne yani sonuçta beden eğitimi dersinden çok farklı ama onun onun sende hissettirdiği duygular o seviyede oynanan bir sporda ki rekabetin yarattığı etkiler onun hikayeleri onun birik, birikmesi hani insanda yarattığı duygular yani. ve bu duygu yani bugünkü maçtan sonra genelde basketbol maçları ne olursa olsun iyi veya kötü olsun bende genelde olumlu duygular tetikler şimdi çok can sıkıcı yani ve hani sonuçta insana dair bir iş yapıyoruz burada. Yani temelde insanlarla bir iş yapıyoruz ve insanları anlatmaya çalışıyoruz. O da hakikaten çok dramatikti. Birazdan Durant'a geleceğiz ama maçla bunun çok üzerinde oynandı. Yani şöyle Kevin Durant maçın hikayesi. Onun maçın gölgesinde maçında. acayip şeyler oldu bir de. Gölgesinde acayip şeyler oldu ve ilginç olan şey şuydu. İlk izlerken herhalde herkes şunu hissetmiştir. İki takım da tam kadroya yakın olduğunda seri başka bir şey. Tabii. Yani Warriors çok daha üstün takım, seri 4-0 biterdi falan. Bunlar ayrı hesaplar. Bunlara girmiyorum ama hücum performansı anlamında çok daha farklı bir seri var. Asla bakarsan tam kadro olduğunda. Fakat Kevin Durant çıktıktan sonra başka bir basketbol oynandı. Steve Kerr hiç düşünmedi bu maçta muhtemelen sıfır dakika vereceği de Marcus Cousins'ı oyuna soktu. Ve Warriors içeride de Marcus Cousins'ı fiziğiyle oynamaya çalıştı. Toronto'da da Marcus Cousins'ın ayaklarını hücum etmeye çalıştı. Aynen öyle ama maçta o kadar çok kırılma ve anı ve o kadar çok tuhaf şey var. Şimdi abi her şeyden önce ben özellikle Play e, playoff olduğu zaman maçın yoğunluğuna bir bakmak lazım her evet. Şimdi e, zaman zaman şey oluyor çok temel belli prensipler var ve çok kullanılan klişe laflar var. Bunları biraz açmak lazım. Hatta zamanında hatırlarsın, e, Brooklyn ile ilgili yaptığımız bir programda da takım kültürü, takım kültürü diye orada uzun uzun anlatmıştık. Oradan sonra da insanlar hani o takım kültürü'nün ne olduğunu, neleri kapsadığını bazen e, bu kadar detaylı şey yapamıyoruz, e, algılayamıyoruz. Yani hani, konuşup geçiyoruz. Şimdi maç yoğunlu dediğimiz şey aslında çok temel bir şeye bağlı. Abi yoğun bir maçta üst düzey bir yoğunluğu aslında maçın seviyesi olarak belirliyorum ben. Hani hep havuz havuz diye dalga geçiyorum ya. Hani anekdot olsun diye. Havuzun derinleşmesi dediğimiz şey aslında çok basit. Derin bir havuzda, yüksek seviyeli bir maçta, yoğun bir maçta maçta olmayanlar belirleyici olur. Yapılamayanlar, becerilemeyenler, eksik kalanlar. Düşük seviyeli bir maçta, yani bir çocuk havuzunda yoğun olmayan bir maçta ise yapılanlar, becerilebilenler sonucu belirler. Bu seride dördüncü maç hariç bütün maçlar abi şey oldu. Düşük seviyeli oldu. Yani biraz normal sezona daha yakın oldu. Ee, bunun bir sürü sebebi var. İşte Cavin tam güçte olmaması, e, Toronto'nun diğer oyuncularının belli bir seviyenin üzerinde operasyon yaparken çok e, paniğe kapılıyor olmaları, Siakam'ın gençliği, Lavrin'in biraz dağınıklığı vesaire ile ilgili. E, Golden State zaten uzun süredir yoğun bu seviyelerde oynadığı için o yoğunluğu koruyamıyor. Bunun sebepleri var. Ama baktığın zaman abi bir maçta şunu şunu yapamadılar, şu şu olmadı dedi, diyorsan, o yüzden maçı açıklayabiliyorsan bu çok yoğun bir maç anlamında. Bu maçta da maçın başında konusunda haklısın abi. İki takım da tam kadro olduğu zaman daha yüksek Ama abi seviyesi hemen düştü ondan sonra. Ve abi fakat biraz Durant'in sakatlığı, biraz da maç içi değişimler yüzünden, maç içi, içi dinamikler de çok tetikler bazı şeyleri. Abi İnanılmaz tuhaf şeyler oldu. Çok basit bir şey soracağım abi sana. Kör iyi bir maç mı oynadı? Ee, düşük yüzdeli attı. Serideki en düşük yüzdeli maçlarından biri. Peki maçın ortasındaki 20 dakikayı çıkarırsan Kör'ü nasıl bir maç oynadı? Orta, yani 12 ila 32. dakikayı çıkar maçta. Çok iyi maç oynadı. Muhteşem bir maç. <laughs> yani maçı başlangıcı ve bitirişi harika. Olağanüstü bir maç oynadı. Klay evet. iyi bir maç oynadı değil mi? Evet. Draymond Green nasıl bir maç oynadı? Savunmada olağanüstüydü bence. Maçın ama ilk yarısında değildi abi. Evet. ikinci yarısında hem savunmadı hem de son çeyrekli ucunda çok Aynen. iyi. Aynen ama ilk yarısında iyi değildi abi. Demar Kıskazı nasıl maç oynadı? Çok tartışmalı bir süreç. Muazzam <laughs> başladı. Maçın sonunu rezil etti. Az daha maçı eliyle veriyordu ya. Şampiyonluğu veriyordu. Bir de tabii çok 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 tartışmalı. Yani böyle milimlik bir karar var orada. Evet. Bence karar doğru ama milim ya. Milim. Yarım. Hani... Onda bir, ya bir santimetre veya onda bir saniye Potanın geç üstünde tabii, tabii, tamam. bir saniye geç dokunsa veya bir santimetre açıksa basket olacak. O olmadı. Doğru karar bence ama milim ka karar. Maçı sonunda yaptığı top kayıpları ve yaptığı foul var. Rezalet ama bu arada. Kyle Lowry iyi bir maç oynadı. Son çeyreğin başında harikaydı bence. Abi bence bütün ikinci yarı. Son bir üç dakikaya kadar bu takımın en iyisiydi belki de o Kavai'nin. Kavai iyi bir maç oynadı. Yani 10-0'lık seri dışında yok. Yani şöyle tabii Kavai'nin standartları için konuşuyoruz. 10 sıfırlık seri ve maçın kırılma anında maça yumruk vurması gereken yerde abi süper yıldız gibi geldi. Aynı şey maçı gibi. E, Philadelphia 3. maç. Dördüncü, şey, Philadelphia 4. maç abi, vardı. Şu ana kadar final serisinin bence en etkileyici bölümü Philadelphia şey 4. maçın ilk çeyreğiydi abi. 4. maçın ilk çeyreğinde fırtına gibi gir, maça giren bir Golden State var ortalığı birbirine katıyor. Takımın geri kalanı 13'te kişide 1 atmışken hı hı. 17 sayının 14'ünü attı ve o maçı da takım tuttu abi. Yani bence en Philadelphia serisinin 4. maçı gibi oynadı iki seri içeriği ve bence bu final serisinin en görkemli bölümü şey. Abi orada gene öyle bir yerde babacığım biz kavayız burada ağırlığımızı koyarız dedi. Ama onun dışında kavay standartlarında oldukça zayıf bir maç. Ribantları harç. Acayip bir bant. Muazzam ribantlar yaptı. 10-0'lık seriye kaldı. E başka soru. Mark Gasol iyi bir maç oynadı mı? Bence gayet iyiydi Mark Gasol. Ama etkisi oyunu değiştirdi mi sence? Ya yani son çeyrek Hayır, çok önemliydi. He son çeyrek söylemeye Aynen. çalıştım. Abi kavayından körisine garip bir maçlardı. He abi Clay iyi bir maç oynadı tamam mı? Şimdi Clay i, yani, abi kimsenin eee performansını belli bir aralığa sıkıştıramadık. Mesela Siyak bayağı kötüydü kendisi Evet. Bir bir yerde o da yani takımın biraz coştuğu yerde, ritim bulduğu yerde oldu. Ama herkes böyle böyle bir maç oynadı abi. Belli periyotlarda Ve abi maç o kadar bölük pörçükleşti ki Kimin ağırlık koyacağı, kimin maçı bitireceğini karar verin. En son işte 10-0'la tamam abi kavay burada bitirdi artık enerjisi de kalmadı dedin. Abi çok acayip bir şampiyon karakteri gösterdiler orada ya. kızın o yaptığı hatalara rağmen iki tane muazzam üçlük. Yani tam Golden State tarzı bir köle bir clay'den gelen üçlük. Sonra muazzam bir savunma son pozisyonda da çok iyi savunma yine. Ve bu arada inanılmaz birkaç tane hata. Hakemler zaten gene bu seride abi sadece dördüncü maçın yüksek seviyeli olmasıyla onunla alakalı bir tek dördüncü maçı iyi yönetti Akyanlar. Diğer dört maçı e, şu anda üç kere. Diğer dört maçı çok kötü yönetti. Bu maçta da felaket düdükler var. Öyle böyle değil yani. Hani maçın hakikaten kaderini etkileyebilecek. Son şey e, gene koçlardan mesela Nick Nurse harika bir seri geçiriyor diyoruz. Abi o üç dakika kalan anlam mola nedir abi öyle? Yani takım tam 10-0'lık seri yakalamış. Gümbür gümbür geliyor. Mola alıyor maç, maçtan sonra da şey diyor. Ya takım bir nefeslensin bir hani enerjisini toplasın diyor. Abi enerjisini toplaması gereken taraf senin takımın değil ki rakip takım yani. Golden State enerjisini toplaması gereken. İşin ilginç enerjisini toplayan da o oldu. Yani o molanın en çok yaradığı taraf Golden State oldu. Şey diyor yani o molayı almasa mola iptal ediyor biliyorsun. İki hı hı. tane mola kalıyor. Bir tane mola şey oluyor devre dışı kalıyor. Koçlar genelde 3 dakika 5 saniye kadar falan o molaları Al, alıyor Al, şahazlarındaki molaları. Abi alma ya ne gerek var yani. Hakikaten ne gerek var. Abi e, triangle'dan yani two yaptı iki pozisyonda. Golden State. Her şeyi gördük abi. Her tür tuhaflığı gördük. İndi çıktı falan filan. O buralarda işte abi birinin çıkıp masaya yumruğu vurması gerekiyordu. Kavay vurdu ama son e, yumruk Splash Brothers'dan geldi. Benim, yani şu anlamda da ilginç bir maçtı. Golden State aslında kendi planlarında müthiş bir maç oynadı. Tabii, tabii. Yani hucumda 27 asist yaptılar. Zaten Golden State'in biz 25 ile 30 asist arası yaptığı zaman ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Şimdi Golden State'in iyi oyunu rakibe değmeden oynadığı oyun oluyor genelde ucunda. Yani Golden State rakibe değmeden, rakibin yanından geçtiğinde ve çok hızlı paslaşıp şutu bulduğunda müthiş oynuyor. Dün de yani 27 asist yaptılar ve 42'de 23'lük attılar. Bu gerçekten olağanüstü bir yüzden. Zaten maçın anahtarı aslında 42'de 23. Yani sonda, Kesinlikle. Sonda maçın kaderini belirleyen yani onlarca hata ve başarı oldu ama... Abi maçın oraya gelmesinin tek sebebi 20 tane üçlük sokması abi Golden State. Ve bunların bazıları da çok zor şutlardı. Yani Aynen. Toronto fena savunmadı bunlarda. Toronto da Toronto'da diğer taraftan abi sezonu, yani serinin en kötü üçlük attığı maçlarından biri. 32'de de Yani bir, bir sayıyla biten bir maçtan bahsediyoruz. Yani. Ee, 42'de 20 atıyorsun, 32'de 8. Oraya kadar geliyorsun. Ha, sonda bütün kaderi değiştirecek yani böyle şeyde uçurumun kenarındayken bu tarafın düşecek, bu tarafın düşecek diye beklerken en kritik hamleleri yapabilen taraf Golden State oldu. Ve sonunda işte son hücumu da falan. Bu arada 3 dakika kalı o alan e, Toronto son hücumda mola almayarak bence son dönemde popüler oldu biliyorsun. Mola evet NBA'de artık koçlar mola almamaya başladı son toplarda. Bu ama bunun temel bir sebebi var abi. Bunun temel sebebi rakip savunmanın yerleşmesine izin vermeden hücum edebilmek. Çünkü oyuncuların artık... Abi basketbol öyle bir yere geldi ki hücumcular çok fazla silaha sahipler, bireysel hücumcular. Ve rakip savunma yer, çünkü savunma nicelikten, hücum nitelikten güç olur. Hücum nitelikleri o kadar arttı ki oyuncuların, savunma niceliğe kavuşmadan, kurguyu yapamadan hücum ettiğin zaman zaten mola dönüşüne yapacağın bir taktikle, şeyle yapacağından daha iyi hücum ediyorsun. Bunun temel sebebi bu. Ama bu kadar düşük yoğunluklu bir maç ve savunmanın aslında çok çok da şey yapamadığı, oyunu domine edemediği bir maçta burada mola almak daha iyi fikir abi daha iyi organize olman lazım. Hiç organize olamadılar. Zaten Lavri pozisyonu bozdu. Şey yaptı. Sonra da gitti Draymond Green'i muazzam blokladı. Bu arada pozisyonu blokladı Draymond Green. evet korkuyor. insanlar onu kaçırıyorlar. Bu arada yani diğer taraftan şöyle. Genel bir organizasyonluk problemi vardı zaten Toronto'nun bu maç. Yani Toronto çok iyi savunma yaptı. Çünkü şimdi KD oyunda yokken Toronto'nun zaten ekmeğini yağa sürdü. Çünkü Kevin Durant varken de 3 tane oyuncu savunmak zorundasınız. O yüzden Curry'e yardım götüremiyorsunuz. Klay'a ya yardım götüremiyorsunuz, KD'ye götüremiyorsunuz. Fakat KD çıktıktan sonra Genelde Steve Kerr, Andre Iguodala ve Draymond Green'i yan yana oynatıyor. O da bundan çok mutlu değil çünkü ikisi de sayı yapmamaya başladı artık. Iguodala çok az sayı yapıyor. O yüzden de savunması çok kolay bir takıma dönüşüyor. Fakat diğer tarafta Toronto Raptors hücumda bir türlü organize olamadı. Çok yavaş hücum ettiler. Saati iyi kullanamadılar. Yani son çeyrekte Kylar ve Ibaka'nın ikili oyunları var. Bazen maç içerisinde Mark Gasol'ün içeriye bully ball yaparak, vücudunu kullanarak girdiği pozisyonlar var. Onun dışında çok zayıf hücum etti Toronto Raptors bu maçta. Ve... Kör mesela maçın ikinci yarısında biraz mecburiyetten yeni bir sisteme döndü. Siyakam'ı boş verdi abi. Siyakam ne yaparsan yaptı. Draymond Green savunuyor ama Draymond Green serbest savunmacı her yere gidiyor. Siyakam'ın işte abi henüz daha en evet. olgun haline gelmemesinden dolayı bunları çok çözemediğini görüyorsun. Yani bu kadar senin e, aynısını bu arada Philadelphia yapmıştı hatırlayacaksın. Embiid ile maçla birlikte. Evet ikinci maçta itibaren. Aynen. Yani hiç savunmuyor Embiid aslında yani Embiid onunla eşleşiyor ama hiç savunmuyor yani ilgilenmiyor siyakamla. Atarsan şu at kardeşim içeri girersen de ben buradayım zaten dolaşıyorum diyor. Aynısını denedi Draymond'la ve çok ciddi bir verim aldı. Siyakam yine ne yapacağı konusunda çok fikir sahibi değil. Fakat abi genel toplamda yine iyi hücum edilen bir maçtı. Ya daha doğrusu Şimdi hücum etmek ve sayı atmak bir yani hücum iyi hücum iyi tabii ki skor getirir. Fakat bunlar illa da çok paralel olmak zorunda değil abi. O artık oyuncular o kadar üst düzey hücumculara dönüştüler ki abi iyi hücum etmediğin zaman bile sayı bulabiliyorsun. Nitekim sen de söyledin işte. Toronto iyi savunma yaptı. Golden State. Abi iyi hücum etti iki tarafta. 110, ikisi de 110 offensive rating üzerine. Yani pozisyon başına 1.1 sayı alıyorsun. Daha ne istiyorsun abi? Kaç bulacaksın? 1.7 mi bulacaksın yani? Özellikle Toronto bir şeyi çok akıllı yapıyor Kaan abi bu seride. Zaten Fedafe serisinden beri o konuda çok akıllılar. Şutları girmediği maçlarda çok fiziklerini ve atletizmlerini kullanıyorlar. Yani sürekli içeriye girmeye çalıştılar ve Golden State kısa beşe döndükten sonra, kısa beşe dönmek zorunda zaten Golden State ya da Jordan Bell oyundayken, Cousins oyundayken sürekli bire bire gittiler. Sürekli bire bire gittiler ve temas aldılar. Ama abi Toronto'nun işte zaten Toronto ile ilgili abi eğer şampiyon olurlar, şampiyon olmaları önemli değil. Bu sezonki Hı. hikayenin iki tane kilit noktası var abi. Birincisi ne olursa olsun bir şekilde oyuna devam ediyorlar abi. Yani dağılmıyor. Dağılsalar bile kavay onları tutuyor yani boğulsalar bile bireysel anlamda ama artık e, yıllar içinde ateşle imtihan olmaktan mıdır bu yoksa e, yıllar içinde bir sürü hayal kırıklığı yaşamaktan mı kaynaklıdır bilemem yani kişisel özellikleri de fakat bir şekilde e, o kavayın robotluğu biraz takıma sirayet etmiş gibi gözüküyor o Philadelphia maçından da gelen bir şey bu playoff'ta da çok büyüdüler bence Philadelphia maçında çok, çok... abi Philadelphia maçının tamamen Philadelphia serisinin tamamen kavayın sırtına gittiler yani Hakikaten. Hani arada 2-3 iyi maç oynamış olanlar olabilir ama tamamen kalır. Ama oradan sonra öğrendi. devam et, devam et. Bitmiyor maç. Üçüncü yere iki tane üstlük yedik. Boş ver abi devam et sen. Hata mı yaptın devam et. Hata mı yaptın devam et. Rakip iyi bir şey yok devam et. Dert değil yani. Bu rezidensi çok önemli. İkinci önemli nokta abi. Bu Toronto'nun birçok sorunu var tamam mı? Yani mükemmel bir takım kesin değil. Ama abi bireysel anlamda kötü savunmacısı yok. Tabii. Ve İyi veya iyinin üstüne savunmacıları var. Gasol'ün tabii, mobilite problemleri var, başka şeyleri de söyleyebilirsin ama iyi savunmacılar ve üstüne üstlük abi temas çok seviyorlar abi. Ve playoff atmosferinde teması sevmek her zaman seni oyunun içinde tutar. İlk yarıda abi Golden State, özellikle Durant'in olduğu bölümde takır tıkır, tıkır hücum ediyor, deli gibi üçlük sokuyor. Sen hiç sokamıyorsun ama sürekli çizgiye gidiyorsun, sürekli temas kovuyorsun, sürekli serbest atıştan oyunda kalıyorsun abi. Bu bunlar çok değerli şeyler. Yani, yani o kadar e, cazip şeyler değil yani görsel olarak ama çok değerli abi. Ve maçın hani ritmini sen belirliyorsun. Mesela Raptors'ın seri boyunca bize faal problemine girer gibi olduğunu gördük değil mi? Kim daha fazla serbest atış kullandı bu seride? Tabii ki Toronto. Toronto daha fazla kullandı. Aslında savunmada daha agresif olan taraf ama maçın ritmini hakemlerin nezdinde öyle bir belirliyorlar ki maçın başında. Hakemler şöyle düşünüyor. Ya ben Kyle Lavia'yı bu müdahalede çalarsam ya bütün maçı dük çalmak zorundayım. Herkes altı faaliden atmak zorundayım. O yüzden Toronto her maç aslında ilk çeyrekte maçın ritmini belirliyor. Sürekli top kaybı yapmaya çalışıyorlar. Sürekli baskı yapıyorlar. Mesela Golden State'in hataları da bundan kaynaklandı. Yani Curry'e ikili sıkıştırma getirdiler. Yarı sağ ilahinin temel nedeni uydu. Sürekli fizik koyuyorlar. Sürekli vücut koyuyorlar. Ve abi yani, hücumda esas Abi temas illa temas arıyorlar ya. Hı hı. Canları yanıyor. Dengeleri bozuluyor. Kötü şut atıyorlar. Saçma sapan yerlere gidip top kaybediyorlar. Hata yapıyor çünkü temas abi dengeyi bozar. Abi umurlarında değil ya. Sürekli temas, sürekli temas, sürekli temas. Ve her bak saate giriyorlar kana. Burada sürekli bak saati yapıyorlar ya. Bak ne kadar çok seversem seveyim Burada en hatalı isimlerden biri de Pascal'ı yakamıştı işte abi. Ama çok genç olduğu için ve buralara yeni geldi. Babacım seni bırakıyorlarsa Abi al topu, gözün kapalı da olsa gir içeri. Teması al bir şekilde. Oralarda işte şey yaptı. Aman abi aman hata yapmayayım'a döndü yani. Sana bir istatistik vereyim Kaan abi. Pascal Siakam dün 12 sayı attı. 15 daha attı. Bence bu önemli değil. Pascal Siakam dün 3 tane riban da aldı maçta. Işte. 3 tane riban. Milwaukee serisinde ya da Philadelphia serisinde yanılmıyorsam. Geçen bir Raptor Sezer'e Kavay, bir aldı içinde evet, kavay <laughs> bütün ribanları aldığı için. Evet kavay bütün ribanları aldı. 8 sayı bir bantlık bir maçı var. Ya Milwaukee serisinde ya da Philadelphia serisinde. Philadelphia serisinin ikinci maçı olabilir. Oradan sonra Toronto etkilileri Siyakam'a gitmiş demişler ki sen 8 sayı atabilirsin, 10 sayı atabilirsin. Ama senin 1 ribandı almaman lazım. Yani sen bu fiziğe sahipsen, bu, bu enerjiye sahipsen senin 5-6 riband toplaman lazım. Dün o yüzden pasif maçlarından biriydi. Diğer tarafta Kaan abi son toplam biraz bahsedelim istersen. Çok tartışıldı çünkü. Bir kere mol gerekiyordu bence yani. yani. işte o son 5-6 yılda 2013-2014 NBA finallerinden beri koçların çok sık yaptığı bir şey. Ama abi sen ya bu, bu seride Nick Knowles'in en çok yapmadığı şey genel geçer doğrulara bağlı kalmak zorunda değilsin abi. Evet. Yani böyle bir gelenek oluştu diye sen o geleneğin bir amacı var. O amaç da şu savunma yerleşmesin. Babacım bu da savunmanın yerleşmesi seni çok bir şey fark ettirmeyecek. Senin hücumun mi sakin Bir, bir de kana burada live ball değil, top canlı değil. Tabii. Yani asa top canlıyken koçlarım o olayı almıyorlar. Top zaten kenardan başlıyor. Aynen. Yani hücum faal yapmış da Cousins zaten. Mola line'ı mı çizeceksin Aynen. zaten? Aynen. Bir de şey detayı çok etkiledi. Nick Norris önünde değildi bu sefer. Yani hücum eden tarafta değildi Nick Norris. O yüzden biraz organizasyonları sarsıldı. Son topta yalnız sağa doğru giderken yani Clay Thompson'un soluna doğru giderken Andre Galan'ın müthiş bir yardımı var. Diğer tarafta da Draymond Green'in Mark Gasol'un vücudundan kaçıp Kyle Lavia'ya e yaptığı yardım inanılmaz. E blok yapıyor zaten abi. <laughs> yardım falan yok. Blok yapıyor yani. Ve Gasol öyle bir engellemeye çalışıyor ki. Yani Gasol sürekli blok etmeye çalışıyor. Kurtuluyor orada. Abi zaten Gasol'ün etrafından dönmen yarım saniye <laughs> abi. Hani bırak engellemeyi bırak. Yarım saniye oradan geçmen lazım. Ve sonra zamanlaması müthişti. Yani müthişti gerçekten. Müthişti ve serinin burada bitmeyeceğini, Toronto'da kutlama olmayacağını, ee, bu kutlamaların ya Oracle Arena ya, belki de tekrar buraya kalacağını gösterdik. Ee, i̇stersen Kevin Durant'tan biraz da bahsedelim burada. Birincisi yani biraz daha uzatacağız bugün ama sakatlık çok önüne geçti. Bizim de programımız önüne geçti. Oynatılması kararı biraz kamuoyunun da baskısıyla gelmişti. Çünkü KD niye oynamıyor, KD niye oynamıyor, işte Lou oynuyor, Clay oynuyor. İnsanlar her sakatlı aynı sakatlık gibi düşündükleri için böyle bir beklenti vardı. Ve bence Kevin Durant sakat sakat oynadı. Aynen. Yani bu Kesin. sağlıklı verilmiş bir karar. Hani hepsi oturup konuşmuşlardır ama bence Kevin Durant inisiyatif almış olabilir orada. Abi şimdi Keon Durant anlaşılması zor bir karakter ama hani yıllar içinde takip ettikçe görüyorsun. Abi inanılmaz bir şekilde kendini kabul ettirme ve saygı görme ihtiyacı hissediyor. Hı -hı. Bunu da çok çok yanlış yöntemlerle yaptırıyor. Sevilmeye ihtiyacı. Sevilmekten çok saygı görmek istiyor abi herif. Yani Hı -hı. E, ona mesela hatırlıyor musun ilk e, All Star seçimi sırasında ilk seçimden LeBron onu seçmişti. Hı -hı. Sordular ilk seni hani, Kimi seçecektik ki diyor. <laughs> Hani şey işte o mesela Clippers serisinden sonra you, you know who I am. I'm, 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 I'm. Yani saygı görmek istiyor abi. Sevgi o kadar derdi değil herif. Çünkü onun kafasında böyle muazzam bir basketbol ideası var ve o ideada kendisini çok önemli bir yerde görüyor. İnsanların bunu kabul Sevmesi önemli değil o kadar. Ama saygı görmek istiyor. Ve yani şu ana kadar yaptıkları kendi hatalarının da çok büyük payı var bunda. Ee, o saygı hiçbir zaman göremedi abi. İki kere e finaller MVP'si oldu. Dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında önemli bir yerde. Ama hala o saygı Ve abi bu fırsatı saygı görebilmek için en olağanüstü fırsat olarak gördü burada. Takım 3-1 geriye düşmüş. Kurtarıcı olarak geleceksin. O Wes Ansel gibi böyle ayağını sıkı yes, geleceksin. Aynen. Geleceksin ve bir anda kaderini değiştireceksin. Finallerin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu nihayet herkes görecek. Öyle de başladı aslında. Hı. Yani muazzam başladı ama. Yani tek ayaklı olsa attı. Şimdi bir <laughs> önceki programda konuşmuştuk zaten. Hani tekrarlamaya gerek yok. Abi her sakatlık aynı değil. Yani bazı sakatlıklar var. Mesela ayak bileğini burkarsın. Bir hafta derler. Beş gün sonra basa basa yani kendi zorluya zorla oynarsın. Bu sakatlığın yükseltme ihtimali daha düşüktür. Acıya dayanırsın. Kemal diyor oynuyor, oynuyor mesela. Maçın içinde bir düştü. Her, nasıl ağlamaklı oldu ya evet. acıdan. Maçtan sonra da şey demiş. Yani herkes benden fazla korktu. Ya sadece acı çektim bir şey yok dedi. Oynayacak muhtemel vardı hmm. 6. maçta. Ama abi Durantinki farklı bir durum. Hani eğer oradan güç almıyorsan ve yükseltme riski abi Aşil bu tamam mı? Kalf deniyor ama ka Aşil'in kalfa bağlandığı yerdeydi yırtık. Bu sakatlığın çok daha büyük bir sakatlığa yol açma ihtimali çok yüksekti. Artı yeterince güç alıyorsan bence o kendini yeterince güç alabildiği için oynayabildiği için bunu zorlarsan bir şey olmaz diye düşün fakat burada abi her zaman söylediğim bir şey var. Eee zamanda Kobe'ye falan bir sonra ins oyuncuya da oldu. Abi oyuncuyu kendisinden korumak lazım. Hele Kevin Durant türü bir oyuncu. Kendisinden korumak lazım. Abi oynatmamaları gerekiyordu. Muhtemelen burada bir karar verirken işte bütün şartlar önüne sürülmüştür. Durant de tamam işte abi aradığım fırsat. Herkese göstereceğim ben ne kadar takım için Özverili olan. Ve üç takımı getireceğim. Kahraman Aynen. olacağım. Aynen. Hem kahraman olacağım hem de fedakar olacağım. Bir de bu arada şeydi, yazıları falan çıkmaya başladı. Ya kardeşim herkes kendini zorluyor. Durant niye kendini zorlandı? Abicim zorlayacak bir şey yok ortada. Kaan abi oraya getirecektim sözü. Bence Golden State bu süreci çok iyi yönetemedi bu hiç, arada. Hiç. hiç yani yönetemedi Houston Rockets serisinde sakatlandı ne dediler? Bir hafta sonra bakacağız biz. Şimdi böyle olabilir durum. Yani bir hafta sonra siz bakabilirsiniz. Ama kamuoyuna bu sakatlığın ciddiyetini anlatması lazım. Aynen State. Golden State Aynen. bunu başaramadı. Sonra Aynen. da bak Tim Kawakami en e, tanınan Golden State yazarlarından biri. Camiaya en yakın olan insan. Yıllarca San Antonio Yerel, pardon San Francisco Yerel Gazetesi'nde çalışıp e, Golden State muhabirliği yaptı. Yani yıllardır Golden State'in için Ve takıma en yakın insan. Geçen gün ne yazdı senin bahsettiğin şey? Aynen. Looney sakat dönüyor. Klay Thompson sakat dönüyor. Andre Gadal'ın 14'lerinde ağrı var dönüyor. Peki size şunu sorarım diye bir yazı yazdı. Kevin Durant'in yerinde bu oyunculardan biri olsa şimdi Sağda mıydı değil miydi dedi 4 maçtan sonra. herkes ya evet Sağda'ydı. İşte. Golden State'te rahatsızlık var. Kevin Durant'ın oynayabileceğini biliyorlar ama Kevin Durant oynamıyor. Şimdi siz bu haberleri çıkarırsanız ve kamuoyuna ya beyler bu ciddi bir sakatlık. Burada oyuncunun sağlığı, bütün hayatı, bütün sportif kariyeri önemli demezseniz böyle olur işte. DeMarcus Cousins veya Kevin Durant'ın sakatlığı gibi davranabilirlerdi abi. DeMarcus Cousins'ın dönmesini bekliyor muyduk biz? Herkes şaşırdı döndüğü zaman. Kevin Durant'ın dönmesini bekliyor muyduk? Şaşırdı. Hı. Abi öyle yapmayacaksın. Bu çok çok riskli bir sakatlık. Dönme ihtimali yok de, e, tedavi süresi ama dö dö dönmeyecek gibi bakacağız deyip kapatacaktın konuyu abi. Ne onu baskı altına tutacaktın, ne kendisinden öyle bir beklenti yaratacaktın. Ama hale bak ya. Hale bak abi. Şimdi hep diyoruz ya abi işte sporun bizde hissettirdikleri. Abi spor biraz sanat gibi tamam mı? Ve bunlar yani Durentler, Kavaylar, işte Kayriler. Hani Kayri biraz ekstrem ya da Russell Westbrook <laughs> tamam mı? Russell Kayri çok ekstrem örnekleri olduğu için, çok kutuplaştırıcı örnekleri olduğu için söylüyorum. Abi bunların varlığı bu sanatı daha büyük seviyelere, daha büyük, yani tarihi eser gibiler tamam mı? Bunlara tanık olduğun zaman kendini çok ilham almış hissediyoruz. Bu oyuncuların hele kariyerlerinin zirvesindeyken, mesela Kobe sakatlığında da çok üzülmüştüm ben. Ama Kobe artık sonbaharındaydı, artık yavaş yavaş bırakıyordu yani. Bu adam kariyerinin zirvesindeyken bize daha en az bir 4-5 sene daha en güzel şeyleri sunacakken Abi herifin en az bir senesini kaybettik ve bir daha ne olacağı da belli. Öyle bir sakatlık yok. Evet. Bir daha eski seviyesine gelip gelmeyeceği belli değil. Çünkü yani. hareketini, şutunu, her şeyini etkiliyor sağ içindeki. Abi bir de aşırı sakatlıkların geçmişine bakıyorsun. Rudiger'den başka çok iyi bir örnek yok abi. En iyi örnek Rudiger'i düşünebiliyor musun aşırıdan sonra? Bugün tıp çok ilerledi. Pek çok sakatlıktan %100 veya %95-98 göremiyorsun. Ama aşırı öyle değil abi. Aşil'in en iyi örneği Rudiger. Ben sana onlarca kötü örneğini sayarım. Elton Brand'inden şeyine işte Demarcus Cousins'a. Demar De Hadi Demarcus Cousins'ın fiziğinden dolayı işi biraz daha zor ama al Demarcus Cousins'ın haline bak abi. Hani benim çok içim yaralandı yani gördüğüm zaman. Ya kesinlikle ve herkes şey demiş ya Bob Myers da maçtan sonra demiş yani Bowler diyorlar ya Kevin Durant'a. Çok uyan bir tabir Kevin Durant. <laughs> yani Kevin Durant'ı izlerken şeyi hissediyorsun değil mi? Mesela Rucker Park'ta bir kaset izlesen, yani Kevin Durant orada da oynar. Bu arada Rocker Park'ta çok güzel bir kaseti var. <laughs> YouTube'da bakın, Rocker Park'ta bir maçı var. İnanılmaz bir performans zaten. Ve hani adam şey, topu verdiğin zaman adam bir şekilde zaten basketbol oynuyor. Değnekle de oynar, öbür türlü de oynar, şöyle de oynar falan. Yani Bunun bir senesinden, yani şu an şiddetini bilmiyoruz sakatlığına ama bir senesinden, 6 ayından, 5 ayından mahrum kalacak olmak çok üzücü. Ve şimdi yani kariyerin de en büyük dönüm noktasındaydı Kevin Durant bu yaz. Nereye gidecek? New York'a mı gidecek? X Clippers'a mı gidecek, Lakers'a mı gidecek falan filan Golden State'de mi kalacak derken nasıl karar alacak şimdi bu yaz mesela? Abi o yüzden sakat yani tabii ki zirvenin zirvesi bir nokta bu tamam Şampiyonluk maçı yani. yani daha, daha ne? Hani, bütün seneyi bunun için oynuyorsun. Ama bütün seneyi bu maç için oynuyorsun ama birkaç seneyi bu maç için oynamıyorsun. Saat. Evet. Onu iyi tartmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve ben bu yüzden e, sakatlıklar konusunda çok hassas olunması gerektiğini Ondan dönebilen, yani sakatların birbirinden çok ayrılması gerektiğini, dönebilen oyuncuların takdir edilmesi ama dönmek istemeyen ve tam sağlıklı olmaya, olmaya, çalışan oyuncuların da asla ve asla şey yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle riskli durumlarda ise tam tersine oyuncunun dönmesine izin verilmemesi evet, gerekiyor. Bu sonuçta bir yani ticaret ve Isaiah Thomas örneğinde de gördük Kaan abi. Ha. Yani bireyler kendilerini, sakın, e, bireyler kendilerini ha. yola atıyorlar ama takımlar onları çağırtıp dışarı atıyor. Bu, bu sene playoff'ta ne oldu abi Isaiah oynarken? Felaket oynadı değil mi? Ne yazıyordu herkes? a bu herifi sahaya çıkarmayın takıma zarar veriyor. Evet. Gitsin bu adam. Bir daha sahaya çıkmasın deniyordu. O adam bu hale Boston Celtics'in sezonunu kurtarmak için kız kardeşi öldükten sonra sakatlığının riski çok büyükken sahaya çıkarak verdi. Ve o sene MVP oynamasında dördüncü olmuştu evet. bu adam abi. Bugün İzai Hattağımız bu sene serbest kalıyor. Kimse ona bir minimum kontrat verecek mi vermeyecek mi tartışıyorsun. 2 milyon dolar verecekler. Mi? gibi atıyorsun bir kenara abi adamı. Kesinlikle. Yani o yüzden sakat sakat oynamak çok yanlış bir edebiyat ve spor çıkarılması lazım. Oynayabilecekse ve bu ona bir risk yaratmıyorsa bu takdir edilecek bir şeydir. Ben bunu bir şey demiyorum. Ama abi bunun çok iyi hesaplanması ve bunun bir kahramanlık hikayesi gibi yazılıp yapmayanları da korkak diye nitelememek lazım abi. çok önemli yani korkak kelimesini çıkarmak lazım o lügattan yani. Ama işte tam tam Kevin Durant için ideal şeydi böyle gelecek kurtaracak bilmem ne. İşin ilginç yanı Durant'in Durant bir nevi ee, şeye döndü abi. Belki kahraman olamadı ama şehit oldu. Şehit olduğu için tekrar istediği saygıyı kazandı. Hani o çok aradığı saygıyı maalesef bizden kendini mahrum ederek kazandı ya. Yani. Ben Kevin Durant sadece 12 dakika oynadığıma çıkan abi 5. en skor oyuncusu olarak bitirdi. <laughs> abi bir sayıyla biten maçta 11 sayı attı ve 3'te 3 üç üstte başladı. <laughs> abi bu yanlış çok dramatik ya. Yani. Kahraman olarak istediği saygıyı şehit olarak kazandı ya. Yani. yani ve ben Abi işte aynı muhabbet. Abi şehitlik değil. Ben her zaman hayatta kalmanın taraftarıyım. Yani. Evet sporda özellikle hakikaten ya çok üzücü bir olay. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yaz, yazın da muhtemelen bu konu zaten çok gündemde olacak. Çok teşekkürler Kaan abi. Bakalım seri 6. maçta bitecek mi? Sürekli deplasman takımları kazanıyor. Bakalım deplasman takımı bir kez daha kazanacak mı? Ve son programımızı şu anda, yapacağız? Şu anda çok ilginç bir noktaya geldik ama. Evet. Yani bitirmek hiç kolay değil ve Dur Toronto'da iş bitirmenin çok kolay olmadığını gördüm. Bakalım. Çok teşekkürler. Ben Yeni programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.